Sen tel ergi çektiğinden dolayı buraları muhtarım böyle bakabilir misin? Edirne merkeze bağlı Budak Doğanca köyünde kaçak göçmenlere ait olduğu sanılan 4 ceset bulundu. Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan'a sadece 500 metre uzaklıktaki Budak Doğanca köyü muhtarı Ayhan Kıyıcı, köylerinde birçok mültecinin yakalandığını ancak ilk defa ölüm olduğunu söyledi. Kapaklanmış böyle yani hani çocuğunu bebeğini korumak için soğuktan ısıtmak için anne de ölmüş. Yani çok feci bir ölüm, şok olduk. Hala üzüldüm. Köy muhtarı Kıyıcı, toplamda 4 ceset vardı. Donarak ölmüşler diye tahmin ediyoruz. Bulgaristan'a 500 metre mesafemiz var. Yasa dışı yollardan çok kaçak geçiyor. Jandarma ekipleri de bu cesetlerin kaçaklara ait olduğunu düşünüyor. Görünce çok üzüldüm. İnsan sonuçta hangi milletten olursa olsun soğuktan oraya sığındıklarını düşünüyoruz. Çünkü ayakkabıları bile yoktu. Üstlerindeki kıyafetler de kötüydü dedi. Budak Doğanca köyünün Kırçeşme mevkii olarak anılan bölgesinde bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan şahıslara ait olduğu düşünülen, ikisi erkek, biri kadın ve bir bebeğe ait olan cesetler Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri şahısların kimliklerini tespit edebilmek için soruşturma başlattı. Biz Beneş'inde köyden bir arkadaşım aradı tarlasını işlerken. Dedi Ayhan abi burada bir tane insan cesedi var. Tamam dedim ben de gittim olay yerine. Baktığımda gerçekten de insan cesedi var. Biraz daha girdiğimde çalının içinde bir anneyle bebek. Büyük ihtimalle anneyle bebek o şekilde ölmüşler. Daha sonra ben jandarmaya telefon ettim. Jandarma geldi. Jandarma geldikten sonra beraber aradığımızda ben bir sefer çalanın içine girdiğimde bir ceset daha buldum. Yani bu ilk kez bizim başımıza giriyor. Mülteci, çok mülteci giriyor son yıllarda ama ilk kez böyle bir cesete rastladık. Büyük ihtimalle donarak ölmüşler. 4 kişilerdi toplam. 3. 2 erkek, bir kadın, bir bebek. Bulgaristan'a geçiyorlar. 500 metre sınır. Yani biz alışık onlarla yıllardan beri alışık biz hiç şey yaşıyoruz. Biz kahvede otururken birden mülteciler geliyor. Dil bilmiyoruz. Onlar da bizim dilimizi konuşamıyor. Biz hemen jandarmaya haber veriyoruz. Jandarma gelip alıyor. İşte köyün içinde karakolumuz var. Piyade karakolu. Piyadeye haber veriyoruz. Onlar gelip alır yani. Gibi olay. Üzülmeyiz mi ya? İnsan sonuçta insan yani. Şok olduk. Gelememişler. Büyük ihtimalle benim tahmin ettiğim kadarıyla onlar ıslanmışlar, donmuşlar. Yani ayakkabı yok ayaklarında.